Farkı niye kaybetti? Şimdi buna ilişkin çok e, açıklama var. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu dün dedi ki, işte bir iki üç sandıklı yerlerde hı hı. Erdoğan'dan Erdoğan'dan yana ağ, ağırlıklı tercih oradan yana oldu. Hı hı. Sandık güvenliğini işaret etti. Bunu daha önce siz de söylemiştiniz. Ama tek tek bu mu yani? Elbette niye kaybetti? Değil. Elbette değil. Önce rakam verelim. Türkiye'nin 64 milyon seçmeni var. Yurt içi ve yurt dışı. Bu 64 milyon seçmenin 27.7 milyonu Erdoğan'a oy verdi. 25.5 milyonu da Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdi. Dolayısıyla biz 2.5 milyon farkla bu seçimi kaybettik. Bu seçimi kaybettiğimiz bir gerçekliktir. Buna mazeret aramanın anlamı yoktur. Bununla yüzleşmek ve nedenlerini ortaya koymak, daha sonraki seçimleri kaybetmemek açısından yapılması gereken en temel işlerden bir tanesidir. Mesela 8,5 ay sonraki yerel seçimleri. Hiç kuşkusuz. Şimdi e, önce kaybettiğimizde yüzleşelim ama beraberinde de bazı saptamalar yapalım. 64 milyon seçmenin 27.7 milyonunu Erdoğan'ın alması demek... ...Erdoğan'ın görev onayının yüzde 43'te kalması anlamına geliyor. Başka bir de işte Kılıçdaroğlu'na oy veren seçmenlerle beraber... ...hiç sandığa gitmeyen 11 milyonu da dahil ettiğinizde... ...yüzde 57'nin oyunu Erdoğan alamadı. Şimdi buradan <laughs> bizi izleyen yurttaşlarımız çok doğal olarak... Ya adam kazandı evet. derler. Evet. Erdoğan bizim iki buçuk milyon üzerimizde oy aldı. Evet seçimler çok adil olmayan hiç rekabetçi olmayan hukuk devletine yakışmayan düzlemler içerisinde sürdü. Dünyanın iftirası atıldı. Medyada geniş oranda onlar yararlandılar. Bakanlıkların devletlerin devletin olanaklarını onlar kullandılar. Buna karşılık CHP'nin çok küçük bütçesi dışında elinde bir şey yoktu ve fakat biz bunların hepsini biliyorduk. Bunların hiçbirisi mazeret değil. Gerekçe olamaz. İlave söyleyeyim ben Hanım. Bir iktidarın başına gelebilecek olan her şey son bir buçuk iki yıl içerisinde AKP iktidarının başına geldi. Kısaca sayalım mı? Pandemiyi düşünelim. Pandemiyle birlikte yürüyen bir iktisadi kriz koşullarından bahsedelim. Arkasından deprem koşullarından bahsedelim. O halde yurttaş biz sandığa yeniden yurttaşımızı çağırdığımızda bize şunu soracak. Bir sonraki seçim için hadi dediğimizde bize şunu soracak. Sen 2023'ün 14 ve 28 Mayıs'ında aslında iktidar açısından elverişsiz, muhalefet açısından elverişli koşullar varken bu seçimi kaybettin, beni yeniden bir başka seçimi kazanacağımıza nasıl inandıracaksın? Bakın temel sorun evet. temel sorun işte buradadır. Bu temel sorunla yüzleşmek ve bu temel sorunu ortadan kaldırabileceğimize, yeni bir Cumhuriyet Halk Partisini yurttaşlarımızın önüne koyabileceğimize ilişkin bir inanç sağlamamız gerekir. Nasıl Ezim bunun verin. yolu ne? Mesela şimdi e, seçimin ardından değişim çağrıları, değişim talebi çok yüksek sesle dillendirildi. Evet tabanın her kesiminden dillendirildi. Herkesin e, baktığı yer e, partiyi çekmek istediği alan farklıydı tabii ama tabii. bir değişim talebi çok Var. netti. Evet. Bunun karşılığında Merkez Yönetim Kurulu değiştirildi. Ama şimdi biz ne gördük? İşte e, Erdoğan'ın karşısına kutukola koysanız yüzde 48 oy alır diyen biri Şimdi CHP Genel Başkan Yardımcısı. E öbür tarafta bakıyorsunuz 6 dönemdir, 7 dönemdir milletvekili olanlar var. Ve o milletvekili olanlar şu anda hala yönetimde ve onlar zaten bu seçim sürecini yöneten, yönlendiren, vekil listelerini belirleyenlerdi. Ya bu bu değişim beklenen, hayal ettiğimiz önümüzdeki seçimleri kazanmamıza yol açacak değişim diyebiliyor musunuz? Hayır Bengi Hanım. Ee, sorudan kaçmıyorum. E, soruya Kaç döneceğim. Miyim, tekrar Ancak önce bir şey söylemeliyim. Şimdi çok sayıda yurttaşımız e, birbirinden farklı görüşleri öne sürüyorlar. Diyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni keşke medyada konuşmasak. Ben grup başkan vekiliyim ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda yöneticilerinden bir tanesiyim. Dolayısıyla dikkatli olmamız lazım. Ben hep şu soruyu soruyorum. Biz demokratik, açık, saydam bir öz eleştiri sürecini yaratarak ve yaşatarak mı Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet ederiz? Yoksa kol kırılsın, yen içinde kalsın diyerek öz yapıyormuş gibi yaparak ve aslında yapmayarak mı Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet ederiz? Bu, bu soruya bir kere yurttaşlarımızın akıllarında ve vicdanlarında bir yanıt vermeleri gerekiyor. Benim vereceğim yanıt şudur. Ben bu partinin her kademesinde çalışmış bir insanım. Yani bayrak da asmışım, yöneticiliğinde yapmışım bu partiye zarar verme konusunda kalbim titrer öyle bir ihtimale karşılık ama şunu biliyorum ki biz eğer yurttaşımızın karşısına saydan bir öz eleştiri süreciyle çıkmaz isek yeni dönemleri kazanamayacağız örnekler ne var mı? Öz eleştiri şimdi hemen söyleyeceğim. hemen söyleyeceğim bakın Almanya'da SPD yani Alman Sosyal Demokrat Partisi bizden daha eski bir partidir 150-160 yıllık bir partidir ee, biz 100 yıllık bir partiyiz. Dünyada çok ender bizden daha yaşlı partiler var. SPD seçimleri kaybettiği zaman hatalardan öğrenmek adında bir çalışma yaptı ve 100 sayfalık raporla bunu kamuoyuna yansıttı. Şimdi bu çalışmayı yapanlar ve kamuoyuna yansıtanlar SPD'nin kötü olmasını mı istiyorlardı? Şüphesiz değil. Tam tersine yurttaşa... SPD'nin kendini yenileyebileceğine ilişkin bir inanç vermeye çalışıyorlardı. Bu bir siyasi iletişimdir. Aynı şeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapması lazım. Somut hatalar ne sizce? Hemen geleceğim. Hemen geleceğim. Ama bunu yaparken herhangi bir arkadaşımızı tasfiye etmek, genel başkanımızı yıpratmak, yıkıcı bir e, tutum almak. Bunlardan tümüyle vazgeçmeliyiz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi iyi olursa memleket iyi olur. Başka bir partiye inanan arkadaş da kendi partisi için bunu söyleyebilir. Şimdi gelelim e, bu sürecin nasıl yürütülmesi gerektiğine. Bakın değişim talebini nasıl tanımlıyoruz? Soruyorlar bana da Ahmet gidecek, Mehmet gelecek bu değişim anlamına gelecek mi? Cevabım hayır. MYK'yı değiştirdik. Bu değişim anlamına gelecek mi? Ben hanım şu ana kadar 150'nin üzerinde MYK üyesi değişti Cumhuriyet Halk Partisi'nde. MYK değiştirerek bir yenilik, bir değişim yapamıyoruz. Kaldı ki bu MYK'nın toplumun beklentilerine uygun olup olmadığı da tartışılıyor öyle değil mi? Evet. Ben bu tartışmayı taraflardan bir yerine geçerek anlatamam. Çünkü oradaki arkadaşlarımızın tamamı iyi niyetle, verimlilikle bir çalışma yapacaklar. Ama şunu sorarım mesela. Bizim işleyiş mekanizmalarımız daha demokratik olsa... MYK'ların seçimi de buna uygun olabilir mi? Ne demeye çalışıyorum? Şu andaki tüzüğümüze göre kurultay parti meclisini seçiyor. Parti meclisinin içinden de genel başkanımız dilediği gibi MYK üyelerini seçiyor. Peki parti meclisi bunu oylamayla yapsa? Hmm. Acaba daha isabetli mi olur, daha isabetsiz mi olur? Hmm. Daha isabetli ben olur. Ben kendi Demokrasi adıma söyleyeyim. Ben bakıyorsak... kendi adıma söyleyeyim. Biz 60 kişi birbirimizi biliyoruz. Kendi alanımızdaki uzmanlıklarımızı biliyoruz, alandaki sahadaki etkinliklerimizi biliyoruz. Genel başkanımız da şüphesiz bunları gözleyebilir, ama bu bizim gözleyemediğimiz ve seçemeyeceğimiz anlamına gelmez. Eğer tümüyle seçimle bir e, MYK olsa, ben daha isabetli olabileceğini düşünüyorum. Peki, Tüzük bu yetkiyi eskiden yalnızca genel sekreter açısından seçimliydi, onu da kaldırdık, şimdi tamamen genel başkanımıza vermiş. Genel başkanımız bu yetkiyi takdiri bir yetki olarak mı kullanır yoksa bir hukuki anlamda bağlı yetki olarak mı kullanır? Ne demeye çalışıyorum? Bağlı yetki yapacağınız seçimin gerekçelerini açıklayan ya da açıklamasanız bile toplumun bu kullandığınız yetkinin ne anlama geldiğini sezebileceği bir yetki kullanma biçimidir. Takdir yetkisi ise ucu açık bir yetkidir. Kimseye bir şey açıklamak zorunda değilsiniz. Peki ne yaptı genel başkanımız? Bu MYK'yı değiştirdikten sonra toplumun değişim beklentisini karşılamak üzere bir MYK yaptım dedi. Eğer toplum bu değişim beklentisinden tatmin oldu ise orta yerde sorun yoktur. Tatmin olmadı ise orta yerde bazı sorunlar vardır. Birkaç küçük örnek vermek isterim. Saygı sınırları içerisinde kalarak ama hani demokratik bir tartışma zemininin de yararlı olduğunu düşünerek söylüyorum. Örneğin bizim pandemi dönemimizde sağlıktan sorumlu genel başkan yardımcımız yoktu. Sizce olmalı mıydı? E, Gaye da bu yüzden zaten herhalde istifa etmişti partiden. Şimdi kişiler üzerinden konuşmayalım. Gaye Hoca benim tanıdığım bir arkadaşımdır. Pandemi de Türkiye yatıp kalkıp sağlık konuşuyordu. O halde bizim sağlıktan sorumlu bir genel başkan yardımcımızın başkanlığında o işlerin organize edilmesi parti politikalarının tutarlılığı açısından yararlı olurdu. Neden olmadığını... oluyor bunlar efendim? mesela? Hantal bir yapımı CHP. O yüzden mi olmuyor? Yo, işte tercihler <laughs> böyle gelişiyor. Ya da şöyle söyleyeyim. Hani böyle kırsal alandan biz yeterli oy alamadık değil Hı -hı. mi? Gerçekten kırsal Hı -hı. alandan yeterli oy alamadık. O halde şöyle diyelim. Mesela 3 yıl evvel MYK'da tarımdan sorumlu bir genel başkan yardımcımız vardı. 3 yıldır yok. Biz eğer kırsal alandan... ...oy alamadığımızı düşünüyorsak... ...olan o koltuğu... ...iptal mi etmeliyiz, kaldırmalı mıyız? Yoksa oraya uygun bir arkadaşımızı... ...yerleştirmeli miyiz? Hmm. Sadece bir arkadaşımızın oraya konulması da yetmez. Bakın, oraya koyacağımız... ...arkadaşımızın hem partinin... ...tarım politikalarını... ...katılımcı bir şekilde organize etmesi gerekiyor. Ama gerekir. mesela bu so sorunların çözümü mü sizce Salt? Doğu masası vardı... ...Güneydoğu masası vardı... ...hepimiz takip ettik yani şehir şehir dolaştılar... Tüm gittikleri kentlerde Doğru. oranın sivil toplum örgütleriyle Doğru. meslek örgütleriyle bir araya geldiler, konuştular. Ee, sadece tarımdan sorumlu bir genel başkan yardımcısı yoktur, hiç. Ya örnek vererek sağlık dedim, tarım dedim. Hani MYK'nın oluşumunda takdir yetkisiyle bağlı yetkisinin arasındaki farkı açıklamak için söyledim. Hmm. Yoksa hmm. tek başına bir sektör elbette evet. bunu değil. Şimdi o halde sorun, sorunun tam cevabını vereyim. Bir partinin Bence olmazsa olmaz bir üçlemesi vardır. Bu ne, ne olmalıdır? Bir ideoloji, iki ideolojiyle beraber çalışacak, ona koşut strateji ve nihayetinde siyaseti sahaya indirecek taktik. Hemen burada araya giriyorum. CHP'de bir ideoloji sorunu var mı? E var tabii. Nedir yani, o? E, hemen güncel örnek üzerinden söyleyeyim. Bizim iktisat politikalarımız. Şimdi e, mem.